merhabalar. Hepimizin evde olduğu şu günlerde bu hafta kendi kendime bir challenge koydum ve dedim ki her gün video atacağım saat 7'de. Bugün 3. videomuz. Başarıyla devam ediyorum. Kendimi tebrik ediyorum bu konuda. Kimse alkışlamadığı için. Ne videosu çekeyim diye düşünürken geçen hafta ben Instagram'da size eski günlüklerimden birkaç sayfa paylaşmıştım ve ben de yıllardır okumuyordum. O kadar komik şeyler var ki ve hiç beklemediğim şeyler. Ailecek hatta artık boşluktan ne yapacağımızı şaşırınca günlüklerimi annem babama da okudum çoğunu ve bayağı hayretler içerisinde büyük bir keyifle okuduk. Ve sizlerden şöyle yorumlar geldi. Lütfen bunu videolaştır. Ben de bu videoda sizlere 10 yaşındaki küçük megaloman Nilü'nün hatıralarına götürmeye karar verdim. Ergenlik dönemimden kalan 3 tane günlüğüm var. Ben günlüklerime isim verirdim. Bu günlüğüm 2002'de başlıyor ve ismi Çılgın'dı bu günlüğümün. Şimdi şöyle, her ergenlik sonrasında olduğu gibi, her o dönemdeki çocuk gibi benim de işte ailemden gizlediğim şeyler, arkadaşlarımla kavgalarım, üzüntülerim, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlar, hoşlandığım çocuklar falan var. Böyle şeyler var. Kimse beni anlamıyor, kimse beni dinlemiyor diye böyle haykırışlarım, üzülüşlerim var elbette. Ama benim günlüklerimde şöyle şaşırtıcı bir şey var, hepimizi şaşırdı. Seçim sonuçlarının, yani detaylı hangi partinin kaç milletvekili meclise soktuğunu yazan böyle 11-12 yaşında bir çocuk düşünün. Neden bilmiyorum. Bütün arkadaşlar, benim bu 3 günlüğümde 2002'den başlıyor. Sanıyorum 2008, 2007, 2008'e kadar devam ediyor bunlar. Bütün dünya gündemini benim günlüklerim aracılığıyla takip edebilirsiniz. Dünyadaki her şeyden bahsediyorum. Demek ki haber takip ediyormuşum o zaman ve etkilendiğim, aklıma kalan her şeyi yazıp analiz ediyorum. Bu arada bütün sayfaları dolu. Birkaç böyle şey seçeceğim tabii ki. Kasım 2002'de yazdım. Çok basit bir sayfayla başlayalım. Burada daha 9 yaşındayım. Seni yine aksattım. Dün okul korosuna seçildim. Öğretmenin gözünde çok daha büyüdüm. Son günlerde oynadığımız dansa davet oyunlarında X'in bana aşık olduğunu anladım. Salak işte, resmen gerizekalı. Dansa davet oyununu bilenler varsa benim dönemdeler diye düşünüyorum. Düşünüyorum da bir gün gelecek, senin de sayfaların sona erecek. Belki yıllar sonra şimdi bana ciddi ve anlamlı gelen kelimeler o zaman çok komik gelecek. Haklısın. 21 Mart 2003. Hello çılgın. İngilizce dersleri almaya başlamışım muhtemelen. Flüt çalmayı sonunda öğrenebildim. Yuppi, seviniyorum ama... Öf, söylemedim değil mi? Çok feci bir savaş çıktı. Ama aslına bakılırsa bütün savaşlar kötü. Ama ilk kez savaş görüyorum. ABD Irak'ı ele geçirmeye çalışıyor. Aslında petrolü. Küçük şeylerden dolayı yapılıyor savaşlar. Şu anda babam NTV'de savaşın son durumunu izliyor. Gerçi bize fazla zarar gelmez herhalde. Yani inşallah. Daha kaç savaş göreceksin bir bilsen Nilü. 2003 gündeminden devam ediyoruz. Dünyayı kasıp kavuran haberlerle Nilüfer'in günlüğünden sizlere bağlanıyoruz. Ve bugünkü gündemimizde aslında çok etkileyen bir sayfa bu. İyi dinleyin. 7 Mayıs 2003. Selam çılgın. Bugün STS sınavı olduk. STS seviye tespit sınavı. Çok iyi geçti. Umarım çok fazla netim olur. Tam 90 süre 100 dakika. İşte aşağıda Teoman var. Onu da çok seviyorum. Tarkan'ı sevdiğim gibi. Kocaman bir Teoman fotoğrafı var. Hiç olaylar olmuyor. Yalnız şu var. Çin'de SARS, gizli zatürre diye bir hastalık çıktı. Tam 81 ülkeye yayılmış. Türkiye'ye de SARS mikrobunun gelmesinden korkuluyor. Çin'de şimdiye kadar tam 500 kişi öldü. Neyse, başları sağ olsun. 6 Mart 2004. O sırada Türkiye televizyonlarının neler alıyormuş bakalım. Sevgili çılgın, şu anda gece 1. Nasılsın? Umarım iyisindir fıstık. Ben öyle bir ülkede yaşıyorum ki ülkedekilerin yarısı yarışmaya giriyor. Biz evleniyoruz. Popstar, Türkstar, Türkiye'nin yıldızları, Akademi Türkiye, BBG falan filan. Hele biz evleniyoruz. Aman annem ve Ema yengem hastası. Bir Caner Tülin var, bir evlenemediler. Yarışma bitti. Biz evleniyoruz. 3 başladı. Hala onlar. Sana bir gün ayrıntılı anlatırım. Çok uykum var. Caner ve Tülin bir neslin travması arkadaşlar. Yarın okul tatil. Niye mi? Bugün seçim vardı da ondan. Okullarda yapıldığı için seçimler, yarın okul tatil. Kitap yazıyorum. Aslında çok oldu başlayalı ama bir türlü yazamadım aylardır. Çünkü hiç boş vaktim yok. Bugün konusu açılınca aklıma geldi. Bittiği zaman yayın evine vereceğim. Belki de çok ünlü bir yazar olurum. Kitabımın ön sözü yok ama olsa eminim şöyle olurdu.
Ön söz. Yazar Nilüfer Baş, daha 12 yaşında olmasına rağmen bu kitabı başarıyla tamamladı. Yazar bu kitabı zevkle okuyacağınıza emin. Umarız ki kitabı seversiniz. Gibi. Daha sonra da şöyle bir yazı olurdu. Yazarın size söyleyecekleri. Sevgili arkadaşlar, kitabın bir günde yazdığıma inanır mısınız? Yalana bak yalana. Bu kitabı sizi düşünerek yazdım. İlham perileri ben uyurken başıma üşüştüler ve bu hikayeyi kulağıma fısıldadılar. Falan filan. Tabii bunlar espriydi. Diğer bir meselede mektup arkadaşı buldum. Yine Bilim Çocuk'taki mektuplaşmak isteyenler köşesinde tam bana uygun bir kız buldum. Gönderdim. O da bana yazdı. Şimdi ben de ona göndereceğim. Her ay Bilim Çocuk alırdım. Oradan böyle her ay birilerine mektup atardım. Daha sonra ben mektup arkadaşı arıyorum diye yazmıştım oraya. Hatta bir gün bulursam, çok fazla Bilim Çocuk var. Hangi sayıda hatırlamıyorum ama bulursam fotoğrafını çekip Instagram'ı paylaşırım. Benim şöyle bir kutu 100'e yakın bana mektup geldi. Gelmişti. Birkaçıyla da böyle uzun süre mektup arkadaşlığı yapmıştık. Evet, biraz derin konulara girelim. Aşk. Ay, hani derler ya, aşka inanmıyorum. Her an aşık olabilirim. Hepsi fasafiso. Ne saçma şeyler. Biliyor musun? Hep derslerimi düşündüğüm şu dönemde bir sürü arkadaşlık teklifi geliyor. Hatta geçen Zeynep öğretmen beni yanına çağırdı. Nilüfer, duydum ki sizin sınıftaki X sana arkadaşlık teklifi etmiş. Ben çok utandım. Ne diyeceğimi bilemedim. Öğretmenim, bıktım artık. Bir de yenge deyip duruyorlar. Sinir oluyorum. Başka bir öğretmen olsa bunları söyleyebilir miydim bilmiyorum. Zeynep öğretmen ve diğer bütün öğretmenlerime çok iyi. Kim ne derse desin. Bıkmışım. Dansa davetler, arkadaşlık teklifleri. Çok popülersin Nilüfer, yazık sana. Merhaba. Sana 61. sayfada keşke benim de günlüğüm kitap olsa yazmışım. Ama düşünüyorum da olmaması daha iyi. Çünkü gizli şeylerimi başkalarının okumasını istemem. Kusura bakma. 2004'ten devam ediyoruz. Tiyatroya girdim. Yine vazgeçemiyorum. Tiyatro sanki belirli bir role girmek değil. O rolü yaşamak. Yeni şeyler, yaşadığımız olaylardan tecrübe kazanmak. Uzun lafın kısası, hayatın kendisi gibi. Nedense ne hissettiğimi tam olarak bilmiyorum. Yani mutlu muyum, mutsuz muyum? Şu anda nasılsam bir dakika sonra çok farklı oluveriyorum. Neden ki acaba? Değişen bir şey yok ki. Neredeyse var mıyım, yok muyum bilmiyorum. Sanki duygularımı yitirmiş gibiyim. Sanki bir boşluktayım. Yaşam çok güzel. Tabii bazı pürüzler dışında. Yani hayat dünya gibi. Bazı yerler çok yüksek, ulaşılması imkansız. Bazı yerler hiç istemediğin kadar yakın. Bazı yerler ise çok girintili, çok engebeli. Bazı yerler ise dümdüz gözünün alabildiğince. Bazı yerler ıssız bir ada. Bazıları ise çok ama çok kalabalık. Bazı yerler o kadar kalabalık ki yolunu bulamazsın. Bilmediğin sokaklara girersin, üzülürsün. Bazen şık diye buluverirsin yönünü, çok sevinirsin. 14 Aralık 2004. Bugün benim doğum günüm. Bugün çok güzel geçti. Sınıftaki herkes doğum günümü kutladı. Dahası var, bugün tiyatro olduğu için eve geç gittim. Gittiğimde 3 paket vardı masada. Annem bugün kapı çaldı. Açtım, kapıda 3 tane hediye paketi vardı dedi. Bu olayı çok iyi hatırlıyorum. Ben şaşırdım. İçinden bir mum, resim çerçevesi ve saat çıktı. Hemen kimden geldiğini, hemen kimden olduğunu anladım. Nasıl mı? Annem camdan bakmış, yolda bizim eve baka baka giden 3 çocuk görmüş. Birisi uzun boylu, ikisi kısa. Kısa olanın biri ise hafif şişmanmış. Bu kişiler tabii ki Charlie'nin şeytanlarından başka kim olabilir? O kadar utandım ki. Bizim sınıftan 3 çocuk. Bugün 2005 yılına gireceğiz. Hava çok güzeldi. Sanki hava da mutlu yıllar diyordu. Şu an hayaller ülkesinden yeni geldim. Düşünüyorum da koskoca bir yılda acaba ne kadar fakire yardım ettim? Kaç kişiyle barıştım? Nedensiz hediyeler aldım mı arkadaşlarıma? Kaç kez teşekkür ederim dedim? Kaç kere özür diledim? Kaç kere hayatın güzel olduğunu anladım? Kaç kez çimlere uzanıp güneşin tadını çıkarttım? Ve kaç kere anneme anneciğim, babama babacığım dedim? Yıllarla birlikte insan ne kadar çok şey öğreniyor. Konuşmayı, sevmeyi ve sevilmeyi, başarıyı, saygıyı ve ne kadar çok tecrübe elde ediyor. Gerçi ben daha hayatın baharındayım ve kış mevsimi gelmeden tecrübenin, hayatın ne olduğunu tam anlamıyla öğrenemeyeceğim. Ama şunu çok iyi biliyorum ki her yeni yılda hayat defterine tertemiz bir sayfayla yazmaya devam edeceğiz. Ben bu sayfayı geçen hafta paylaştım Instagram'da ve okurken, yani kulaklarımın, saç tellerimin ucuna kadar kıpkırmızı oldum. Yani o kadar cringe ki burası.
Hayaller ülkesinden bir hayal getirdim sana çılgın. Hayalim ise güya Harry Potter filminde oynayacak birini arıyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Ben de seçmelere katılıyorum ve şu konuşmalar tercümanla geçiyor. Merhaba. Merhaba, adın? Nilüfer. Merhaba Dan. Ah, sana Dan dememde bir sakınca var mı Daniel? Merhaba Emma. Selam Rupert. Aralarında iyi giriş yaptı. Acaba bu durumda bana bir şeyler sormanız gerekmiyor mu? Haklısın. Öncelikle Daniel başlasın. Tamam. Tamam, seni dinliyorum Dan. Evet, öncelikle bu rahatlığı nereden buldun? Ben ilk seçmelerde altıma yapacaktım neredeyse. Öncelikle şu var ki, heyecanlanmam için hiçbir neden görmüyorum. Sadece biraz gerginim. Yoksa korkuyor musun? Niçin? Yoksa siz uzaylısınız da benim haberim yok mu Dan? Ayrıca gerginliğimin seninle ilgisi yok. Vay be, çok açık sözlüsün. Bu iyi. O zaman söyle bakalım, ben yakışıklı mıyım? Bende birçok posterin var. Orada daha yakışıklıydın. İşte teknoloji. Ya demek yakışıklı değilim ha. Şaka şaka. Bir kere ben mavi göze bayılırım. Tamam öyleyse. Peki söyle, teknolojiyle ne alaka? Şöyle ki, günümüzde karga sesler bile bilgisayarlar sayesinde bülbül sesli oluyor. Yaklaşsana. Yoksa beni dövmeyi mi düşünüyorsun? Bak deneme, yoksa karışmam. Hayır, sen gel, sana bir şey söyleyeceğim. Önce ne söyleyeceğini bilmem lazım. Ya sen bir gel. Peki. Sen çok güzelsin, anladın mı? Bu cümleyi İngilizce söyler. Yes, thank you. Emma, Daniela, ona ne söyledin? Bunu niçin soruyorsun Emma? Hiç. Bu konuşmalar tercüme edilmez. Söyle bakalım, kaç yaşındasın? 13'e girdim. Ama boyun Daniela göre kısa. Ama diyorum ya, teknoloji çok gelişti. Sen çok akıllısın. Neyse, sıra Emma'da. Emma, sor sorularını. Peki, bize İstanbul'u gezdirmeni istesek yapar mısın? Belki klasik bir cevap ama evet, tüm içtenliğimle söylüyorum. Üf, uykum var, sonra devam ederim. Çılgıncım, benim hayalim böyle sürüp gidiyor. En iyisi ben sana özetleyeyim. Ben filmde oynamak üzere seçiliyorum. Filmlerin çekiminde çok sempatik davranıyorum. Bana bir hesap makinesi şeklinde bir sözlük veriyorlar. Aynısı Daniel'da da var. Ama bu sözlük kelime kelime değil, cümle cümle. Örneğin, hadi çekime başlayalım diyeceğim. Zaman, o cümleyi yazıyorum. Ekranda İngilizcesi çıkıyor. Daniel içinse tam tersi. Öyle konuşuyoruz. Sonra da aman neyse. Demişim, sıkılıp bırakmışım. Ve dikkatinizi çektiyseniz Google Translate'i bilmeden Google Translate'i keşfetmişim arkadaşlar. Teşekkürler. Bu da 2005'ten devam eden günlüğü. İsmi Tabu. Yeni öğrenmişim muhtemelen. Ve size sadece açılış sayfasını göstereceğim. Kapak. 2 Kasım 2005. Acaba iyi mi yaptım, kötü mü? Babamın cebindeki bir paket sigarayı gizlice alıp hepsini parçalayıp pencereden atmakla. Babamdan para istedim. Cebimden al dedi. Cebini karıştırırken bir sigara paketi buldum. Gizlice içeri gittim. Tabii paketi cebime atarak. Babam aldın mı para diye sordu. Ben de aldım dedim ve odama geçtim. Kısa bir tereddütten sonra parçaladığım gibi attım sigaraları. Paket de yeniydi. Bir iki tane içilmişti. Şu an içimde bir korku var ama korkunun yanında da bir muzurluk, bir oh olsun ona edası var içimde. Galiba iyi yaptım. Önce saklamayı düşündüm ama sonra atmaya karar verdim. İyi oldu herhalde. Galiba, sanırım. Babam sigara içmezdi. Emekli olduğu yıl bırakmıştı ama her yıl böyle bir paket alırdı. Onu böyle yıl içerisinde canı çektikçe böyle ayda yılda bir tane içerdi. Onu da atmış. Abim bana yeni kitaplar aldı. Starbucks kafede mocha içtik. İlk defa içtim. Harika bir şeydi. O gün de çok güzeldi. Tüm bu zevkleri bana tattıran abimi, canım benim çok 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 teşekkür ediyorum. Biz 4 kardeşiz ama ben çok küçüğüm onlardan ve ben daha ilkokula başladığımda zaten hepsi evden gitmişti işte. Ablam üniversitede okuyordu başka şehirde. Abim çalışıyordu. Diğer ablam evlenmişti falan. O yüzden böyle 4 gözle beklerdim onların gelmesini. Abim de her geldiğinde onunla bir rutinimiz vardı. Önce giderdik, bana kitap alırdı. Daha sonra işte sinemaya giderdik. Daha sonra ya işte bir McDonald's falan bir yere giderdik. İşte o zaman da ilk kez Starbucks'a götürmüş. Çok büyük bir olay. Biraz aforizma kasmaya devam edelim. Acıyorum. Kime? Kesinlikle kendime değil. Şu anda çırılçıplak bana bakan, utancından geveren duvarıma. Meğer posterlerim ne değerliymiş be. Hepsini çıkarttım. Tam 15 tane ve neden diye sorma Tabu. Böyle artık. Keşke Tabu, keşke bu muhteşem hayattan vazgeçebilsem.
İntihar edenler cesur mu? Bu hayat pastasını illaki açgözlülük yapıp sonuna kadar bitirmek mi gerek? Daha 14 yaşıma yeni girdim ama bıktım hayattan. Peki ne bu hayat? Dışarının -10 derece olduğu bir günde, sıcacık evinde yumuşak koltuğuna uzanıp mis gibi kahveni içip kitap okumanın eşsiz zevkine varmak mı? Ya da Everest Dağı'nın en tepesine çıkıp içini yakıp kıvıran soğuk havasını ciğerlerine çekmek mi? Ya da ailenle geçirdiğin eşsiz bir gün mü? Ya da en sevdiğin şarkının ummadığın bir anda kulaklarından içeri girmesi mi? Ya da öğretmenin seni sınıfın önünde şaşalı bir şekilde okul birincisi olmanı tebrik etmesi mi? Ya da ya da ya da ya da. Bence hayat doğmak ve ölmektir. Bu kadar. Sadece bu kadar. Tabii ki değil. Hayat böyle basit değil ki. İşte basit olmadığına inandığım hayatımı bu yüzden terk edemiyorum. Bu lafları ailemden biri okusa nasıl bir dehşete düşer acaba? Böyle ufak karanlık dönemlere girdiğimiz olmuş tabii ki. Kendimizi yeni keşfediş, yetişkin olmaya adım atış süreçleri, o sancılar. Ama şu an o yaşta izleyenler varsa bunları görüyorsunuz. Her şey geçiyor ve en çok kapıldığınız, en karanlık duygularınız, düşünceleriniz bile sadece geçici bir süre için sizinle. Atlatacaksınız, geçeceksiniz ve yıllar sonra bunlara baktığınızda sadece güleceksiniz. Gerçekten. 4 Mart 2006. Bugün çok mutluyum ve çok kararsızım ve çok üzgünüm ve çok şaşkınım. İnsan tüm duyguları bir günde yaşayabiliyor. Bugün trafik dersinde hoca en sevileni ve nefret edileni sordu. En nefret edilen kişiyi sorunca "Aa, hemen Nilüfer," dedi. Bu nasıl bir öğretmenmiş ya? Çocuklara sorulur mu en sevdiğiniz, en nefret ettiğiniz? Çok sinirlendim şu an. Sadece "Aa," söyledi ama sınıf buna karşı çıkmadı. Ben ağladım. Teneffüs herkes "Nilüfer, biz seni çok seviyoruz," dediler. Eve geldim. Keyfim yerindeydi. Çünkü sınıf gönlümü almıştı yine. Bana İngiltere'den posta gelmiş. Hem de Dale'dan. Hani ben yollamıştım ya. Hiç ummuyordum cevap yazacağını. Mektubun gideceğini bile varsaymıyordum. Sen tut ta İngiltere'lere, hem de dünyanın peşinden koştuğu Daniel Radcliffe'e, o ünlü Harry Potter'ı oynayan çocuğa mektup yaz. O da sana cevap yazsın. Olur şey mi diyenlere kapak. Ay, bu kapak lafı çok çirkin be. 2006 gündeminden önemli bir olayla devam ediyoruz. Selam tabu. Bugün çok sık yaşanmayan ve benim bir aydır beklediğim bir olay gerçekleşti. Güneş tutulması. Türkiye şanslı ülkelerdendi. Tam güneş tutulmasını görebiliyordu. Side, Konya, Tokat, Ordu ve vesaire illeri tam gördü. Biz ise %98'ini. Yine de şanslıyız. Güneş incecik bir hilal şekline büründü. Hava aniden karardı ve 5-6 derece kadar soğudu. Türkiye bir daha 2064 yılında tam güneş tutulması görecek. İnşallah o zamana kadar yaşarım. Ya da yaşamasam mı? Ölümü isteyen ben güneş tutulması için yaşamak istiyor. İşe bak. Hesaplarsak 2064-1992, 72 yaşında olacağım. Oo. 5 Nisan 2006. Neden insanlar her şeyin illaki en iyisini ister? Ben öyle değilim. İyi sebebim için yeter. İlla en iyi olmak gibi bir tasam yok. Hırsım yok. Ama ailem, bu aralar biraz derslere asılmıyor olabilirim. Ama bu nedenle bana hemen kızmaları, ders çalışmamı sağlayacağını sandıkları ama aslında benim dersten daha da soğumama neden olacak uzun ve kırıcı konuşmalar yapmalarına ne lüzum var? İlla ki gökyüzündeki en parlak yıldız olacağım. İlla ki. Halbuki en parlak yıldızlar bile gün gelir bulutların ardında kalıverir ve gözükmez. Fakat diğer gece güneşli bir havanın habercisi olan berrak ve bulutsuz gökyüzünde ortaya çıktığında yıldız yine parlar, yine parlar. Seni küçük narsist. 25 Nisan 2006. Bu akşam gibi birçok akşam oldu. Derslerimden başlayan, benim başarılı bir öğrenci olduğumu ama elimden gelen gayreti göstermediğime değinen, sitemkar ve kızgın ses tonlarıyla paket yapılmış lafların sayıldığı ve %98 ihtimal şişmiş ve ağlayan gözlerin sahibi benim, usulca fakat içinde esen fırtınalarla odaya çekilmesiyle sonlandı gibi görünen ama aile fertlerinin ben hakkında uzun uzun konuşmalarıyla devam eden sıradan bir akşam işte. Bugün çok güzeldi. Şiir dinletimiz vardı. Ben siyah kolej ayakkabısı, siyah çorap, dizüstü siyah bir etek giydim. Etek ketenden ince bir şey. Üst kısmı oturuyor, altı açık. Oturan kısmın önü ayakkabı bağı gibi. Spor şıklık. Üzerime likralı ve fermuarlı beyaz gömlek. İçine siyah askılı body. Saçlarıma fön çektirdim. Dümdüz döküldü omuzlarıma. Gözlerime siyah far ve kalem. Hoca dedi diye sürdüm. En sade ve güzel makyaj benimkiydi valla. Herkesin rengarenk, benimki kopkoyu. Çok güzel oldum yani. Güneşte saçlarım sarı oldu. Gözlerimin yeşili ortaya çıktı. Herkes beni Avril'a benzetti.
Çok özür dilerim ya. Ya çok özür dilerim. Kimden ve neden bilmiyorum ama ilk şiiri okuyacağım için arkaya geçip suflörcülük yapacaktım. İlk şiiri okumak zor tabii. Açılışı yapmak. Ya ezbere çok iyi biliyorum ama şaşırırsam bana kim suflörlük yapacak? Neyse salon tıklım tıklım doldu. Sunucu kızımız başladı konuşmaya. Şimdi dinletimizin ilk şiiri olan Cahit Sıtkı Tarancı'nın Desem Ki adlı şiirini okumak üzere 8E sınıfından Nilüfer Baş'ı davet ediyorum. Salonda bir horultulu bir gürültü koptu. Alkışlıyorlar beni. Kızara kızara çıkıp sahnede fon müziği çalıyor. Dı dı Tahmin edersiniz artık bir şarkının ne olduğunu. Başladım ben şiiri okumaya. Bir başladım ki kelimeler ard arda dökülüyor ağzımdan. Şiir bitti. Yine bir alkış koptu. Sonra bir okundu şiirler. Korkak yaşıyorsan, çocuk ve zaman, 35 yaş, bir sürü şiir okumuş. Hepsini yazmışım tek tek bütün programı. Bittikten sonra herkes tebrik etti. Çok beğenildi. Harikaydı. Yarın 19 Mayıs. Ben de sunucuyum. Niye gurur duymuyor annem benimle? Gerçekten birçok ailenin hayalindeki çocuğum. Sınıfımın birincisiyim. O sınıfın geneli düşük. Okulda ilk 5'teyim. Neden birinci değilsin? Okulun başkanıyım. Derslerini etkiler. Niye oldun? Tüm sınıfa bir veren matematik hocasından dersinden karnesine tek 4 getiren benim. Niye 5 değil? Veli toplantılarında adı iyi bir şekilde söylenen benim ama artık ağlayamıyorum. Gözyaşı deposu boşalmış olmalı. Annem isterse bana bir değil 1000 tokat atsın, ağlayamam artık. Sürekli çok iyi olduğumu düşünüyorum ve takdir bekliyorum. Aslında evet yani başarılar için çocuklarınızı takdir etmeniz gerekiyor. Yoksa işte böyle oluyor yani. Tarih ne bugün tabu? 12.06 yani bu ne demek oluyor? Evet bildin OKS maratonu nihayet sona erdi. Bir daha böyle bir stres 3 yıl sonra. Sınav akşamı aşırı heyecanlıydım. Hatta ağladım. Annem, babam ve ablamın söyledikleri aynıydı. Dershaneye gidiyormuş gibi düşün. Sanki oradaki deneme sınavıymış gibi. Her şeyin oraya gider gibi olsun. Sağ olsunlar, OKS'ye girdiğimin aşırı bilincindeydim. Beni saat 9'da yatırmaya çalışmak mı dersin? Hiç yemediğim şeylerin kahvaltı masasına konması, çişim olmadığını söylememe rağmen zorla tuvalete sokulmam mı? Sınav kalemimin içeceğim suyun dualarla okunması mı dersin? Özellikle annem, bak yavrum bu normal bir sınav. Heyecana gerek yok. Ama gir bir tuvalete sen. Anne çişim yok. Vardır vardır sınavda gelirse. Ya anne bir dur ya. Onun yüzünden gözü yaşlı çıktım evden. Babamla gittik. Okula gidince rahatladım. Sınıfıma girdim. Hiç heyecan yok. Neyse işte kalemi elime aldım ki ellerim titriyor. Hem de nasıl. Engel olamıyorum. Bir 3-4 dakika nefes falan aldım. Sonra geçti heyecanım. Tabii gözetmen 15 dakika kaldı dediğinde daha sosyal bilgilere girmemiş olduğum için yaptığım heyecanı saymazsak. Laf aramızda sosyali 12 dakikada falan yaptım. Sınavdan çıkınca babamı buldum. Üzerimdeki 10 tonluk yükün 5 tonu kalkmıştı. Ama diğer 5 ton hala duruyordu. Eve gittik. Neyse TRT'yi açtık. Başladım bakmaya. En sonunda 75 netim olduğu anlaşıldı. Bu iyi bir Anadolu Lisesi'ne girdim demek oluyor. Keşke heyecan yapmasaydım diyorum. Ama insanın elinde değil ki. Çok rahat 80-85 net yapardım. Neyse geçti bunun pazarı. Netimi öğrenmemle 5 ton da kalktı gitti. O akşam VCD'de babam ve oğlumu izledik. Onun bahanesiyle bir ağladım ki ama çok rahatladım. Oh be dünya varmış. Bir stres atma yöntemi olarak babam ve oğlum izleyerek ağlamak. Yine annemle inanılmaz bir kavga var ve kendimi savunma şeklimi dinlemenizi canı gönülden istiyorum. Bıktım artık. Gerçekten bıktım. Beni bir kere olsun bile dinlemiyorlar. Beni hiç anlamıyorlar. Öleyim de kurtulayım diyorum. Güzelce konuşmak istiyorum. Onda bile hemen bağırıp çağırıyor annem. Güzelce konuşup izah edeceğim ama dinlemiyor bile. Bıktım usandım hayattan. Annem hiç benle gurur duymuyor. Hep en iyisini istiyor. Benim gibi kızı olduğu için hiç mutlu değil. Asla yaşıtlarım gibi, çevremdeki çocuklar gibi değilim. Zekiyim. Derslerim iyi. Çoğu yaşıtım memlekette ne var ne yok bilmeyip Can Dündar'ı tanımazken ben siyasetçi olacak kadar iyi biliyorum. Çok düzgün ve terbiyeli konuşuyorum. Onlar gibi asla ama asla annemgil, ebemgil, gılgil gibi çirkin kelimeleri kullanmıyorum. İsmail YK ve Keremcem için ölmeyi bırak nefret ediyorum. Öğretmenlerimin gözünde yağcılık için değil, derslerim ve karakterim sayesinde girmişim. Okul ikincisiyim. Sınıf birincisi.
Diploma notum 4.91. İnterneti onlar gibi MSN'yi saçma sapan işlevler için kullanmak, tanımadıkları insanlarla konuşmak için değil, dünya barışı, çevre, yeşillik, hayvanlar için çalışan Greenpeace'lerin sitesine girmek, ödev indirmek ve çok nadir olarak MSN'den arkadaşlarla sohbet etmek için giriyorum. Yaşıma göre olgun düşünüyorum. Olgun düşünmeyi bırak, düşünebiliyorum. Gel gör bunlar yetmiyor. Yetmez de anneme mükemmelliyetçi olmasından nefret ediyorum. Küçükken kendisinin ve daha da kötüsünü yaptığı suçun benzerini ben yaptım diye söylemediği şey kalmıyor. Ne olmuş yani? Bakın. Geliyor bütün bu kendimi bu kadar savunmaların, bütün içimdeki o megalomanlığı çıkardığım sayfaların ve bütün bu sinirin arkasına yatan kavga sebebi geliyor. Ne olmuş yani tişörtümün kollarını kestiysem? Ki eskiydi. Annem benim yaşlarımdayken anneannemin ipek elbisesini kesip bebeğine giysi yapmış. Hem de anneannemin ipek elbisesi. Kendisi daha da beterini yapıyor ama bana yine de kızıyor. Bıktım ya. Bugün hava tam istediğim gibiydi. Cehennem sıcaklarını yok edecek kadar bir soğuk. Sonbahar yağmurunun en alası vardı. Sıcaklardan o kadar bunalmıştım ki çok iyi oldu. Acaba hava ne demek istiyor? Sadece tercih olarak sonbahara girişimizin aslında tam uygun olduğunu göstermek için mi bu kadar yağmur yağdı, şimşekler çaktı? Yoksa ABD'ye olan tepkisini göstermek için mi? Arkadaşlar ben bu yıllar inanılmaz tepkiliyim. Sürekli bu arada boşluk sayfalarda savaşa hayır yazıyorum. Barış işaretleri var. Çok tepkiliyim İran işgaline yani. Yine Ergen Nilüfer annesiyle tartışıyor sayfası geliyor. Ya bende mi sorun var? Annemde mi bilmiyorum demeyeceğim. Çünkü biliyorum annemde. Posterlerimi ben zaten çıkaracaktım okul açılmadan önce. Hepsini yırta yırta çıkarmış. Dale'dan gelen imzalı fotonun bile kenarı yırtılmış. Bunu söylediğimde bir de ne olmuş sanki diyor. Zaten ben asınca suç oluyor. Ablamın odasında da var. Uf. Bu nedense gıcıklık kuşak çatışması denir. Yeter artık ya. Sebebi hazır. Neymiş? Duvarların boyası dökülüyormuş. Asıl o berbatça çıkardığı için şu an hep mahvol. Ay, özür dilerim yani. Ama sen de niye poster yırtıyorsun? Benim böyle duvarım komple posterdi ve çok yatırım. Hepsini böyle parçalayarak çıkartmıştı duvarın boyasını söker diye. Ya benim daha çok günlüğüm var. Yetişkin olduğumdaki mantıklı günlükler tabii falan. Ama şimdi ergenliğimin son günlüğü. Bunun adı da Ütopya. O sene demek ki Ütopya kelimesini öğrenmişim ki Ütopya koymuşum. Ütopya. Ütopyalarla yaşayan birinin günlüğü. Girmek kesinlikle yasaktır. Evet, bu günlükte çok değişik bir yazdıklarımı saklama metodu deniyorum arkadaşlar. Ayna görüntüsü. Üşenmeden ayna görüntüsüyle tersten böyle yazmışım. Kimse okumasın, anlamasın diye. Aynayı tuttuğunuzda düzleşiyor yazı. Şimdi ben hiç kendimi kör edemeyeceğim. Fotoğrafını çektim. Buradan çevirdim. Bu kadar gizlenecek, bu kadar önemli. Ne yazmışım acaba bakacağım. Bunu tabii ki de sadece 3 gün sürdürebilmişim. Çünkü öyle. Çevirdim. Daha yalnızım ki Ütopya. Bir o kadar da çaresiz ve mutsuzum. Kimse beni anlamıyor desem, inan klasik ergen sözü olmaz. Benim hayatım niye benden yana değil? Onu da çözebilmiş değilim. Kimden yanasın ey hayat? Hayır yani bana garizin varsa bileyim. Of. Sana yazmaya o kadar çok oldu ki çok özür dilerim Ütopya. Yeni yazı stilim nasıl? Maksat eğlence olsun demişim. Bu yani. Birkaç sayfa böyle arkadaşlar deniyorum. Acaba Da Vinci'nin şifresi çıkmıştı onu izlemiştim oradan mı özenmiştim bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar akşam saati olduğu için kameralarla görüşme seansı başladı. Şu an içeride herkes ayrı ayrı biriyle telefonda görüşüyor. O yüzden biraz ses olabilir kusura bakmayın. 1 Mayıs 2007. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bugünlerde kesinlikle tarihi yaşıyoruz. Gelecekte bugünlerden çok bahsedecekler. Tarih kitapları bugünleri anlatacak. Hükümet karışacak. Uzun bir gündem analizinden sonra Türkiye Lake'de Lake kalacak yazarak konuyu kapatmışım. Ütopya. Bugün Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Güzel bir 19 Mayıs'ta. Okuldaki törenden sonra basketbol maçına gittik. Maç Efes Bilsen ve Türk Telekom arasındaydı. Efes tutuyorum. Efes en fazla 30 kişilik bir taraftarla spor salonu TT'nindi. Her topu ellerine aldıklarında yuhlamalarla karşılaşmalarına rağmen ve sakatlıklara rağmen yendiler. Çok sevindim. Ayrıca Cenk Hakkoğlu gördüm. Resimlerde görünen
Neredeyse hiçbir şey yok. Çok yakışıklı. Çok tatlı. Kerem de öyle. Çok tatlıydı. Ama Cenk. Maç çıkışı Kerem'in babası ile tesadüfen tanışmamız da harikaydı. Basketbol oyuncusu bu arada bahsettiklerim. Uzun boylu 55 yaşlarda bir adam. Bizi Efes aksesuarlarıyla gördüğünden olsa gerek gelip Efes'in nerede giyinme odası olduğunu sordu. Bilmediğimizi söyledik. Adam onaylayınca peşine takılın dedik. Ne olur biz de götürün yanlarına dedik ama götürmedi. Anladım. İlk dönemki gibi eşit ağırlık seçeceğim. Gerçi gönlümde çok farklı şeyler var biliyorsun Ütopya. Ama kimse dinlemiyor, dinlemek istemiyor, anlamaya da çalışmıyor. Bunlar ergenlik dönemindeki şımarık bir kızın sözleri değil. Durum bu. Hakim annesi ve babası olmak istiyorlar. Tiyatrocu anne babası olmak değil. Çok kötü oluyorum bunları düşününce. Bu hafta sonu Rize'ye gidiyoruz. Ne erken değil mi? Tuhaf. Yine dinlenmiyorum. Gitmek istemiyorum sözünden çıkardıkları. Sana mı kaldı bu karar oluyor? Özgürlük. Annem gıcıkla devam ediyor. Bugün ayakkabı bağımı kesti. İkisi farklı renk diye. Konuşmuyorum onunla. Biraz önce de gelip ne yazıyorsun diye soruyor. Tip tip bakıyor. Kapatsana ışığı dedi. Ben de hayır dedim. Senin iyi bir iddiaya ihtiyacın var. Akıllanman lazım dedi. Durup dururken kızacak bir şey arıyor. Ben de yazı yazmak suç mu diye yüksek sesle 5-6 kez iğneledim ama cevap vermedi. Neyse uykum geldi hadi görüşürüz. Ayakkabı bağların farklı diye niye kesiyorsun? Posterlerimi niye yırtıyorsun? Anne. Son olarak 2007 seçim sonuçlarıyla kapatmak istiyorum. Bütün seçimlerin sonuçları var bu arada. Bunu okuyup videoya kapatacağım artık çok uzun oldu diye düşünüyorum. Dün çok önemli bir gündü. 22 Temmuz 2007. Seçim. Ama evet. Bu seneki seçimde en çok şaşırtan şey bağımsız milletvekillerinin çokluğu. Şu an 7 parti var mecliste. Mesut Yılmaz da grup kurarsa kuracak 8 olacak. Nasıl 7 dersen şöyle ki. AKP, CHP, MHP, 3 CHP, 3 ediyor. CHP, DSP ile birleşmişti. DSP 4 oluyor. DTP meclise girdirdiği bağımsızlarla 5. Adamın soyadını unuttum. Mehmet bir şey. Bağımsız girdi. Onun partisi BBP. Tabii şu an en önemli şeylerden biri Cumhurbaşkanlığı seçimi. İşler karışık. Bugünlük yeter. Bayağı siyaset yazdım. Not. Meclise 47 kadın milletvekili girdi. Rekor ama yine de çok az bence. Neyse zamanla artar artık. 15 Şubat 2008. Sevgili Ütopya, her başlangıcı olan şeyin bir bitişi vardır. Son, sondur, nettir, devamı gelmeyendir. Ama en güzeli başlangıcından itibaren güzel hatırlanabilendir. Her şey bir sonuca mutlaka bağlanır, kimi zaman üzücü olsa da. Ama her son bir başlangıç değil mi? Belki sonu gelen için üzülürüz ama başlayana da bir şans vermek gerekmez mi? Özleyeceğim seni Ütopya. Evet, bir deftersin, her zamanki gibi.